Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Temmuz Pazar Belmont Park. Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 koşulu bir program var. Ben fazla beklemek istemedim çıkanları. Çünkü çıkanları bekleyince bayağı geç kalıyor. En azından çıkanlar olursa sizler arkadaşlar ona göre işleminizi yaparsınız. Ben hemen fazla sözü uzatmadan 1. koşudan itibaren yayına girmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi 5 TL'ye bu katı tuşa giren arkadaşlar için konuşuyorum yani veya girecek olanlar için. Ben bunu bir iki gün içinde kaldırıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani oraya mümkün olduğunca kadar oraya girmemenizi tavsiye ediyorum. Daha iyi yerler var zaten. Orada size uygun olanları işaretleyebilirsiniz. Gelelim bugünkü Belmont yarışında 7 koşulu bir program vardı. Bugün gerçekten zor bir program var. Ben çünkü yani teklerde biraz sıkıntı yaşadım. Artık bir tane liman sığınacağımız bir liman yaptık ama bakalım inşallah bizi yanıltmaz. Tabii sizin de hoşunuza giderse tek bırakırsınız veya yanına at ilave edersiniz. Artık karar size bırakıyorum ama gerçekten ben zorlandım. Yani şu tekler konusunda. O yüzden artık her şeyi size bırakacağım. Gelelim bugünkü koşulara. Birinci koşuda 7'li plase ayağımız var. 3'te Ganyan ayağımız aynı şekilde. Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngiliz'in 1300 metre kum yarışında. Burada baktığımız zaman 10 safkan var. Ben hemen oranları aktarayım. 5 nolu safkan 2,5 lira. 10 nolu safkan 3,5 lira. 3 nolu safkan 5 lira. 6 nolu safkan 7,5 lira. 8 nolu safkan 14 lira. 2 nolu safkan 14 lira. 9 nolu safkan da 22 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar benim burada öncelikle ilk safkan olarak önereceğim safkan Brad Ortiz Junior ile start alacak olan bir Shackleford yaratıcısı, iyi bir orijine sahip olan 10 nolu Warfront Fighter. Ben bu safkana bugün çok bayağı bir güveniyorum. Yani 3 yarış koşmuş, tabelesi yok ama inanın bu safkan bugün daha iyi koşacağına inanıyorum. Çünkü bu gruptan biraz farklı performansa sahip. Yani iyi bir attı yani, en azından onu belirteyim. Daha iyi gruplardan gelmiş bir safkan olduğu için 10 nolu safkanı ben öncelik tanıyım arkadaşlar. Daha sonra 6 nolu Little Mazi, bir Midnight Look gibi yine bir orijine sahip. Kendrick Carmichael'e start alacak olan bu safkan da iyi hazırlıklarla bence ilk ciddi rakibi olur 6 nolu safkan. Ve son olarak da 5 nolu Height, bir Union Rocks gibi yine etkili bir orijine sahip Junior Alvarado ile start alacak olan bu safkan da bence en ciddi rakipler arasında olan bir diğer isim. 10, 6 ve 5 nolu safkanlar benim bu birinci koşu için önerdiğim safkanlar. Günün ikinci koşusu altılı Ganyan'ın ilk ayağına geldiğimiz zaman yine bir satış koşusu, şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1700 metrelik çim koşusunda. Burada benim 1 ve 13 nolu safkanlar ekülü, öncelikle bunu söyleyeyim. Oranlara gelince 7 nolu safkan 1.4, 10 nolu safkan 3.5 lira, 9 nolu safkan 5 lira, 13 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 8 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 12 lira, 8 nolu safkan 14 lira ve 3 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Benim burada önereceğim safkanlar bakalım şu anda yurt dışında ikinci sırada olan, Türkiye'de bakalım, evet Türkiye'de ikinci sırada olan bir Todd Pletcher harasından olan, Rad Ortiz Jr. gibi iyi bir jockey start alacak olan 10 nolu Mandate, bir Blama temsilcisi arkadaşlar. Ben bugün bu safkanı ilk şansı olarak veriyorum. 10 nolu safkan Rad Ortiz Junior'la. Tabii rakipleri var bunlar. Öncelikle bir ekürü avantajına koşacak olan, gerçi burada çıkanlar da olabilir arkadaşlar, bunu da belirteyim. Her şeye rağmen bir ekür avantajına sahip 13 nolu Mekan Stunt, Union Rocks temsilcisi Javier Castellano gibi iyi bir jockey sahip. Zaten ekürüsüne baktığınız zaman da Luis Sainz gibi iyi bir jockey sahip. Yani bence en ciddi rakibi konumunda olan bir isim olacak 13 nolu safkan. Daha sonra 7 nolu Bray, bir Joel Rosario gibi yine iyi bir jockey ile start alacak olan safkan da şu anda yurt dışında ve Türkiye'de bayağı ciddi bir favori konumunda olan bir isim. İyi hazırlıklarla bence onlar da muhakkak tabii ki olmalı. Ve son hafta 9 nolu Taurus Del Paine, bir Karakönte temsilcisi, Japon orijinli bu safkan da gerçekten iyi bir kalite bir çim orijinine sahip. John Velasquez gibi usta jockey ile start alacak olan bu safkan da günün sürprizini gerçekleştirebilir. Gerçi yurt dışında bu safkan 3. safkan olarak tutuluyor. Ama Türkiye'de bakalım ne durumda. Türkiye'de de 4. sırada. 10, 13, 7 ve 9 olan safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Geldik günün ikinci ayağına. Satış koşusu Maiden 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik çim koşusuna baktığım zaman da burada 16 safkan var. Hemen oranları aktaralım. 16 nolu safkan 2,5 lira. 13 nolu safkan 2,5 lira. 14 nolu safkan 3 lira. 7 nolu safkan 3 lira. 9 nolu safkan 3 lira. 5 nolu safkan 3 lira. 15 nolu safkan 3,5 lira. 11 nolu safkan 6 lira. 12 nolu safkan 8 lira. 3 nolu safkan 8 lira. 4 nolu safkan 12 lira. 6 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Diğer atların oranları arkadaşlar 25 liradan başlıyor. O yüzden yazmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen hemen hepsi yapışık kardeş gibi, oranlar aynı.
ve iç içe. Ama burada çıkan atlar olacak. Onu da belirteyim. En azından en az 3 tane Safkan yarışından çıkacak. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben öncelikli olarak koşma sahilinde bir 14 10 Tempesta Noble Mission temsilcisi olan bu Safkan'ı Jose Lescano ile ben ilk şansı bu Safkan'a veriyorum. 14 10 Safkan'a. Daha sonra 9 nolu Landis City, bir Mizzen Basil temsilcisi Kendrick Carmoche start açıklaması hakkında iki yarışı koşmuş. Bir üçüncü, dördüncüden sonra bence istikrarlı bir yarışları var. Formda bir isim. O yüzden 9 nolu Safkan'ı kuponlara yazacağız. Daha sonra 11 nolu Anyonel Sebusio. Rayo Gutierrez gibi iyi bir jokeyle koşacak. Gerçi bir, hani iyi jokey dedim, kazanabilen bir jokey arkadaşlar. Çünkü Amerika'daki bu 7 koşu bizde koşmuyor. Oradan nerede baksanız en az şu anda 12 yarış var. Ya 12 ya 13, yani o civarda bir yarış var. Yani bir tane muhakkak sıkıştırıyor bu jokeylerde. 13 nolu şey pardon 11 nolu Safkan'da yazacağız arkadaşlar. İlk kez koşacak olmasına rağmen bu Safkan'da bayağı veriliyor çünkü. Yazacağız. Daha sonra 13 nolu Discipliner. Artık böyle okun herhalde. Rad Ortiz Junior'da start alacak olan Mustafa da şu anda Türkiye'de favori konumunda isim. Yurt dışından neredeyse favori konumuna gelen bir isim. Daha sonra 16 nolu San Rima. Bir Inglewood temsilcisi. Bunu şu anda jockey belirtilir ama büyük ihtimalle yarıştan çıkacak arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Daha belirtilmemiş ama şu anda yedek kısmında zaten 16 nolu Safkan. Yani koşma sayende şansı var. Ve sonra da 7 nolu Darwin Disco ise bir Verrazano temsilcisi Luis Saez'e start alacak olan Mustafa da kuponlara yazabiliriz. 14, 9, 11, 13, 16 ve 7 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Ama dediğim gibi en az 3 tane safkan yarıştan çıkıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Günün 3. ayına geldiğimiz zaman da şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 2 nolu safkan 3.3, 7 nolu safkan 4 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 14 lira ve 8 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Benim burada size önereceğim safkanlar da sırasıyla 2 nolu Feola. Bir Midnight Loop temsilcisi olan bu safkan Manuel Franco ile yani iki yarış koşmuş, bir beşincilik arkasından güzel bir birincilikle buranın favori konumuna gelmiş bir isim. Şu an Türkiye'de bayağı bir favori konumunda. Yurt dışında az farklı da olsa bir favori olan bir isim, kuponlarda yazacağız. Daha sonra 5 nolu Tapizer Rance. Bir Tapizer temsilcisi Kendrick Carmoche ile koşacak olan bu safkan da şu anda yurt dışında 25 liranın üzerinde bir olan bir oran. Ama ben bugün bu safkandan isterse oranı 100 lira olsun. Ben bu safkandan bugün bir şeyler bekliyorum arkadaşlar. Yani bayağı bir sürpriz konumda isim. Gerçi Türkiye'de %3'lük bir oynama oranı var. Arkadaşlar yani 5 nolu safkan bugün bence iyi durumda. Yani yazmakta fayda var. En azından sürpriz bir at. Daha sonra 1 nolu Mr. Bobby. Bir Shanghai Bobby temsilcisi Louis Saez'e start alacak olan bu safkan da kuponlara yazıp son olarak da 7 nolu Coach Villa yine bir Big Brown gibi iyi bir orijine sahip Rad Ortiz Junior'a start alacak olan bu safkan da son yarışı kazanmış formda bir isim. 2, 5, 1 ve 7 nolu safkanlar için benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Geldik günün 5. koşusu 4. aya geldiğimiz zaman da satış koşusu şartlı dişlere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1600 metrelik çim koşusunda 6 nolu safkan 1.6, 1 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 2.7, 4 nolu safkan 3 lira, 9 nolu safkan 3.3, 8 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 14 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Eğer saymadım valla 30 liradan başladı herhalde. Ya 30 lira ya 40 liradan başladı. Ondan yazmadım. Benim burada önereceğim safkan yine favori olan bir 6 nolu Stone Tornado. Çok kalite bir orijine sahip bir Tornado gibi. Gerçekten Avrupa'nın etkili bir orijine sahip. Rad Ortiz Junior gibi yine etkili bir jockey ile start alacak onun safkanı da. Zaten Chad Brown gibi usta ellerde olunca da yani yazmadan geçemeyeceğiz arkadaşlar. Zaten favori, bayağı bir favori bir isim. 6 nolu safkanı yazacağız. Daha sonra 9 nolu Chalor. Bir dansiye temsilcisi John Velasquez'e start alacak olan bu safkan da yine kalite bir orijine sahip, iyi bir çim orijine sahip. Villa Mott gibi de usta bir antrenörün elinde olunca da kuponları muhakkak yazacağız arkadaşlar. Ve son olarak da 8 nolu She's Got You. Yine bir Kingman. Avrupa'da şu anda yükselen bir yıldız, aygır konumunda. Gerçekten Kingman tayları şu anda baya baya iş yapmaya başladı. Javier Castellano gibi yine usta bir jockey ile start alacak olan bu safkan da yine Chad Brown arasında olan bir diğer isim. Yani kuponlarda muhakkak bulunmalı. Ben 6, 9 ve 8 olarak bayağı öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. ayında şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına geldiğimiz zaman da hemen oranlar aktaralım. 2 nolu safkan 1.6, 8 nolu safkan 2.5 lira, 7 nolu safkan 3.5 lira, 1 nolu safkan 7 lira, 4 nolu safkan 16 lira, 6 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada favorim biraz sürpriz olacak. 4 nolu Inside Info. Arkadaşlar ben bu safkanı Luis Saez'de çok çok şanslı görüyorum. Benim burada ilk şansı verdiğim isim olacak 4 nolu Inside Info. Ben bu safkanı tek rakip buldum. 2 nolu Big Ticket. Union Rocks temsilcisi olan bu safkanı Rad Ortiz Junior ile iyi bir jockey ile satılacak olan safkanı zaten formda bir isim. Son yarışını kazanmış bir isim. 4 ve 2 olarak ben bu aya ayrımsız yazılmasını öneririm arkadaşlar.
Geldik günün son koşusuna. Satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda. 1 nolu safkan 1.1. 7 nolu safkan 2.5 lira. 10 nolu safkan 4 lira. 2 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 8 lira. 4 nolu safkan 12 lira. 11 nolu safkan 14 lira. 9 nolu safkan 16 lira. Ve 5 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Burası satış koşusu ama ikramiyesi de maşallah, yani 42 bin dolarlık bir ikramiye var. Yani kaç paralık yapıyor? 280, yani 250 bin liranın üstünde bir yarış. Arkadaşlar ben burada artık bir liman olarak gördüğüm için buraya sığınacağım. Bu da benim 2 nolu Delaware olacak arkadaşlar. 2 nolu Delaware. İngiliz menşeli olan bir safkan, bir Frankel gibi gerçekten şampiyon bir atın orijinine sahip. Gerçi Frankel detayları fazla iş yapmıyor gibi gözüküyor ama genelde iyi gruplarda koştuğu için arkadaşlar bu şekilde gözü batıyor. Ama kalite bir orijin olduğunu unutmamak lazım. Frankel bu zamana kadar hiç geçirmedi arkadaşlar. 3, 2, 3 ve 4 yaşlarında koştu. Zaten 4'lüğü bitirdikten sonra hemen yarış hayatını bitirdiler. Çünkü aygırlığı aldılar. Avrupa yani bu şekilde işliyor. Çünkü genç safkan olduğu için talipleri de yüksek. Tabii buradaki aşım ücretleri gibi de değil. Orası bayağı yüksek olduğu için. O yüzden adamlar en azından daha mantıklı davranıyor bu işi. Ben 2 nolu Delaware'ye dediğim gibi arkadaşlar sığınıyorum. Benim bankom bugün bu. Artık limanın bu. Yani buna güveneceğiz. Rattle Ortiz Junior'a. Yine bir Chad Brown arasından zaten. Kalite orijinine sahip. Bu safkanı artık ne yapalım? Güveneceğiz. Başka çaremiz yok. Ama şu andaki şartlara göre bu kazanması lazım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yine sizin başka güvenli istek varsa buraya at yazabilirsiniz. Artık tamamıyla size kalmış bir şey. Ben artık buraya kadar geldim. Sizlere de bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.